görecek gözlerimin seni. Dağlar yüce dağlar, derdin nece dağlar, yol ver kurban olur yârim geçe dağlar. Dağlar yüce dağlar, derdin nece dağlar, yol ver kurban olur yârim geçe dağlar. Bebeğin ağlamasını kesecek bir şey isteyin. Nesi var? Ha işte onu sen söyleyeceksin. Bir saattir böyle, hiç susmadı. Ateşine baktın mı? Yok sanki ama. Sen böyle mi ölçüyorsun çocuğun ateşini? Yok çocuk benim değil, kocamın. Yani kocam değil. Yani çocuk da onun değil. Neyse. Herhangi bir kronik hastalığı falan var mıydı? Alerjik, astım, faranjit. Ben en iyisi babasını... Bizim Ömer'i arayayım, siz ona bir sorun. Yok yine cevap vermiyor. Ateşi yok. E ama bari bu zari zari. Atacaklar bizi vallahi otelden. Kurban olayım bir yol göstersen. Bir doktora götür. Rahatsızlığını bilmeden ilaç veremem ki. İyi. İyi pek sağ ol. Kalabalık içinde panikliyorum. Yani kalabalıkta olduğum halde. Anlatabiliyor muyum? Sanki yapayalnızım. Şey geliyor böyle. Bir korku. Midemden ağzıma doğru. Önemliyse bakın doktor bey. Galiba. Çok çok özür dilerim. Alo. Ezo. Dur dur sakin ol. Neyin var? İstanbul'da mısın? Fatma'nın bebeğiyle. Sizi alırdım ama hastam var. Şimdi bir taksiye atlasam... ...ben şoförü hastaneyi tarif etsem gelebilir misiniz? Güzel. Yalnız dikkatli ol. Buralı olmadığını pek belli etme. Gerçi güpegündüz bir şey olacağından değil de... ...neyse şey yap... ...taksiye binince arasan beni yine, tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam.
tarafa efendim? Şey, ben kötü tarif edeyim, kafam karışır şimdi. Beyefendi tarif etsin. Heh, alo doktor bey. Bir dakika. Efendim. Evet, biliyorum. Seyfi arkaya at. Hoş gelmişsin Ballı kardeş. Hoş gördük Nezir. Nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim de hayırdır ya? Hayırdır? Bir şey mi oldu? Hayır mı şer mi daha belli değil Nezir'im. Sen arayıp karşıla deyince telaşlandık hanımla. Seyid'in kulübüne gidiyik. Senin o galleşte ne işin ola ki? Ömer'i rehin tutuyorlar. Apo, arabayı sen kullan. Sen de yanıma konuşacak. İyi. Çetin önemli bir şey yok dedi. Yol hava değişimi işte biraz sarsılmış. Bir iki güne kadar keyfi yerine gelir. Oh, Allah razı olsun senden. Evet, şimdi anlat bakalım Ezo. Nasıl bir sürpriz bu yaptığın? Ya vallahi ben de bilmeyeyim doktor. Galiba bardak öyle bir dolmuş ki. Son damlayla beraber sular taştı, sel oldu. Ömer'in peşinden İstanbul'a aktı. Hem Ömer'in peşinden hem de imam nikahlı karısının bebeğiyle birlikte. Yok, o bilerek değil. Şimdi Fatma hapse girince Ömer anası Sübyan'ı bırakmaya kıyamamış. Arabasına binene kadar benim de haberim yoktu bebeden. Peki Ömer nerede? Dün öğlenden beri ortada yok, iş peşinde. Arkasından kızgın boğalar kovalıyor sanki. İstanbul'da kimse onu adam yerine saymayınca hemen yarın zengin olmayı kafaya koymuş. Ve çocuk da sana kaldı. Ne yalan söyleyeyim, pek anlamış değilim bu durumu. Eğer bir ara anlarsan bu adam anla değil mi? Kime bakmıştınız? Harun. Patronum bizi bekliyor. Açıl. Patron yok. Gelmedi daha. Bizim arkadaş buradaymış. Ömer. Bir borç meselesi varmış. Biz onun için geldiydik. Ya bırak Nezir. Bir de itin kuyruğuna laf mı anlatacak? Bana şu patronunu. Haydi! Alo. Seyit Bey. Ver. Ya ver. Alo Seyit. Aferin. Sesimi unutmamışsın. Ben şimdi Ömer'i de alıp çıkayım. Nezir biz dönene kadar senin dükkanında bekleyecek. Hesap için döneceğim. Yerinde ol. He. Al konuş. Alo. Anladım Seyit Bey. Baş üstüne. Sen de. İyi günler kardeş. İyi günler. Bizim anahtarı aldılar herhal. 2208. Anahtarınız burada. Peki araya neden? İsmim Ezo. Ömer Bey diye biri aradıysa eğer. Yok, hayır, mesaj yok.
Merhaba, iyi günler. Buyurun. Sen bu Seyit'i tanımayın Ömer. İblisin gardvizitini cebinde taşır. Bir vakit ortak bir işe girdik biz bundan. Neyse, uzun etmeyeyim. Yarı yolda kalleştik etti, ayırdık yolları. Diyeceğim o ki, Seyit bana benzemez. Vicdan insafı yoktur. Gözünün yaşına bakmadan harcar adamı. Öldürüp azat etse gene iyi. Sırtından vurup süründürür bir de. Heh, ben de neye uğradığımı şaşırdım ha. İş kuracaktım. Önce paranı çoğaltman lazım dediler. Seyit paranı işletir. 1'e 5 verir dediler. E buraya geldim. Seyit'i beklerken bir iki el kılıç atayım dedim. Sonrasını bileyim işte. Ya ne sandın Ömer? Bunlar profesyonel. Beni bitirdiler. Beni bitirdiler. Bittim ben. İstanbul daha ikinci gün çiğneyip tükürdü beni ha. Neyse ne. Ben şimdi senin bu kumar borcunu kapatacağım. İblisin eline senin canını teslim edecek değiliz herhalde. Sağ ol. Ama borç. Ben borcumu nasıl ödeyeceğim peki? Var elbet benim de bir şartım. Buyur. Ezo'nun hayatından çıkacaksın Ömer. Sen ne diyin vallahi? Sana kısaca bir teklifte bulunayım. Kabul edersen borcunu öderim. Yok, Ezo'suz olmaz dersen... vallahi o zaman Ezo sensiz olacak artık. Çünkü Seyit seni sağ bırakmaz. Bu nasıl teklif vallahi? Sen şimdi bana ya Ezo ya hayatım deyin. He, aynen öyle diyeyim Ömer. Aynen öyle diyeyim. İkisi de aynı yere çıkıyor zaten, göreyin işte. Bakayım Sabe'yle nasıl şehirli oluvermişsin hemen. Anam ne oldu, gözlerin kan çanağı kimi? Yok bir şey. Gece uyuyamadım pek. Yatağım yadırgadım herhal. Silahtar yok mu? Silahtar? Ya otelde. Uyuyor hala. Akşam biraz geç yattık da. Ayrı odalarda yani. Yemeği dışarıda yedik. Aramışsın hatta, duymamışık. Ömer abim yok mu peki? Aman ha var ha yok, boş ver. Hepsini anlatırım sonra. Meryem kız, bugün işin var mı? Yani yok. Niye ki? Doktor Emre ile buluştuyduk. Hastasının bir kiralık evi varmış. Ha. Kadırga mı ne, karın ağrısıysa öyle bir yer. Kaçırmadan ona gidip bakacağım. Ama abla. Ya amasını mamasını bırak şimdi. Sonra konuşuruz. Bilmediğim mahalleyi arayıp soracağım daha. Ya tamam da. Bakma ağladığına. Mamasını verirsen susar. Daha da mızı kırsa altını alırsın ya da iki şarkı söylersin. Ben denedim, işe yarayayım. Haydi fazla geçe kalmam. Bir şey olursa cepten ararsın. Ya tamam tamam. Tamam tamam. Başıma gelenler ya. Thank you.
Sabaha kadar duralım burada böyle. 5 dakika bekleyeydin geçeceydik işte. Sen niye beklemiyorsun? Efendi sandık hanıma yol verirsin diye düşündük. Hani burası İstanbul ya. İstanbul'un eskilerindensin belli. İstanbul'un eskisi senin gibiyse ben daha dün geldim. Hadi uzatma kadın, acelem var. Herkesin kendine göre bir acelesi var. Ayrıca ismim kadın değil benim. Konuştuğun lafı bil de konuş. Ya çekilsene hanım, bela mısın? Heh bak işte hanım lafını hatırladın. Bir de lütfen hatırlarsan İstanbullu olacağım. Tövbe tövbe. Tövbeni kabul ettik. De haydi geç. 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 Hanımefendi. Bir dakika sen ne aklan diye teşekkür ederim. Çek. Bir de İstanbul'da olacak. Hakkını helal et Elçin teyze. Ne demek canım benim, ne demek. Bir kusurumuz olduysa bağışla teyzem. Özleyeceğiz vallahi. Çocuklar ama ne demek hak kusur falan. Yani öyle bir konuşuyorsunuz ki bugüne kadar ev sahipliği tasladım sanacağım. Yol için bir şeyler hazırlamıştım. Dur getireyim hemen. Havva. Havva kız. Ne var Arziye abla? Söyle Bahattin'e sıkılasın o denkleri. Açılıverecek şimdi. Bahattin. Buyurasın abacığım. Bak Arziye ablam ne der. Hı-hı. Sıkılayasın o denkleri, devrilverecekler şimdi. Devrilmez. Bir devrilsin Bahattin. Devrilmez dedim. Seni, boyun posun devrilsin be Bahattin. Bir de söz dinle be. Demiştim. Ne yapıyorsun sen bacım karnın burnunda? Olsun bacım yapardım. Abla şunu şu o dengi bana atıveresin be. Bu denk olmaz böyle. İçindekiler hep buruşur. Şöyle yukarı koymak lazım. Ben dediydim olmaz diye. Buruşur o çamaşırlar öyle. Tamam abla tamam hallettik, sen rahat ol. Yorulmasaydın bacım, çok sağ ol. Aman ne olacak, elime yapışmayın ya. Yeni evine alışamazsan gel yine canım benim. Kirayı arttırmam merak etme. Sen de yeni kiracını beğenmezsen gel yanıma. Ben de kalayım Elçin teyze. Sizden iyi kiracıyı nereden bulacak? Canım benim hadi. Sağlıcakla kal. Hadi bakalım hadi gidiyoruz. Sağ olasın bacım. Hadi canım selametle. Haydi selametle. Hadi. Görüşürüz Arziye abla. Hadi güle 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 güle. Kız pek fena alıştırdık biz bunlara. Allah kavuştur. Amin kız amin valla. Onlar gibi kiracı bir daha zor gelir canım benim. Abla sizin kiracılar mıydı? Yani kiracılar sizin miydi? Yani siz kiracı mı arıyınız kısaca? Evet. Ya ben de ev arıyordum ha. Ay inanmayayım sana Ezo abla. Şişt, yavaş bebeği sıçratacaksın. He vallahi ben de kendime inanmayayım. Ya ev yoluma çıktı sanki. Doktor Emre'nin dediğini ararken kayboldum. Kaybolduğum yerde de bunu buldum. Hemen mi gidiyorsun eşya meşya? Var kırık dökük bir şeyler. Ev sahibiyle komşular da bal şeker bir görsen. O dakika kaynaştık. 3-5 parça da onlar verecek. Ama ben daha da bu otelde durmam. Ömer abim? Yok hala ortalarda görmeyin mi? Büyük işlerinden vakit bulursa arar nerede olduğumuzu öğrenir. Hadi gidek de senin otelden çantanı mantanı toplayak. Silahları ara haydi. Ne? Biz sizinle gelmeyik abla. O niye o? Yakında Bilal ağam peşime adam salar. İlk bakacakları yer sizin yanınız. Hem bize hem size kötü. Biz iyiyiz, arada görüşürük. Hele bir sular durulsun. Entep'ten çıktım bir kere. Bir daha da zindanıma geri dönmek istemeyeyim artık. Müzik
Vallahi diyorum ki kendime, bu ballı bunca yıl hiç değişmez mi? Yok, değişmez. Hiç değişmemişsin vallahi. Sende değişme var ama, bileyim mi? Öyle mi? Niye, o yaşlanmış mıyım? Yok. Çakaldın, kurt olmuşsun. Neyse, misafirimizsin. Otur bir viskimizi iç ya. Bunca yıl sonra karşılaşmışız. Öyle hemen kalkılır mı? Kalkılmaz. Kalsın. Ben viskiyi temiz havada içerim. Onca diyetini ödediğine göre bu Ömer bayağı kıymetliymiş ha. Her bedelin bir karşılığı vardır be Seyit. Kıymetten anlayana belki anlatırdık da. Sana değil. Neyse. Nasip'te bir daha görüşmek de varmış. He, Nasip yolunu şaşırmış işte. Allah'tan bir daha hiç görüşmeyecek. Bu işler belli mi olur be güzelim? Olmaz. Eski ortağın. Bakarsın gene ortak bir mevzumuz olur. E onun için ne yapacaksın? Büyük konuşmayacaksın. Sen de hiçbir ortak mevzumuz olamaz Seyit. Seyit! Gel güzelim, gel. Yabancı değil. Tanıyorsun. Bak. Ballağı bizi ziyarete gelmiş. E dedim ki, otur bir viski içelim, biraz laflarız. İstemedi. Halbuki ne yapardık? Konuşurduk biraz. Eskilerden. Ya öyle bakıp durma yüzüme Ezon. E ya yüzüne bakacağım ya da atlayıp yüzünü cırmalayacağım. İki gündür ne çektim yalnız ben bileyim. Sen ne yaptın? Dün büyük iş kurup bugün batırmışım besbelli. Ezon. Bak ne diyeceğim. Bir dakika, önce ben diyeyim de diyeceğimi. Otel bizden kan kustu. Çünkü bebe ortalığı birbirine kattı. Yol iz bilmeden doktorlara gittik. Çok şükür sapasağlam. Baktım senden hayır yok, haber yok. Kalktım. Bir ev buldum, tuttum, kiraladım. Ne? Geliysen düş peşimize gel. Gelmiysen otelin hesabını kapatma, burada kal. Ezon. He? Bu ne be? Uçak bileti. Entebbe. Bebeği alıp dön. Anasıyla konuştum. Hapishane müdüründen izin çıkınca yanına aldıracak. Dediklerini kulağın duyuyor değil mi?
Hey Sadeyim. Şişt. Ya baksana gözümün içine Ömer. İyi bir iş fırsatı var. Irak'a gideyim ben en son. Orada kuracağım tezgahı. Kusura bakma. Bu sefer... Bu sefer de olmadı işte. Sağlıcakla kal. Bir şey demeyeceksin mi? Diyeceğim elbet Ömer. Son bir şey diyeceğim. Tepten geleli 10 gün oldu. Kadırga'da oturayım. Bir vesait. Yakın sayılır. Erken başlarım. Entep yemekleri olsun, hesabı alalım. Kebapları olsun. Oğlum baksana. Onların çoğunu bilirim. Baklava açamam yalnız. Ama eğer usta öğretirse onları da yaparım. Buyur abi. Hepsini yaparım. Çocuk senin mi? Yok yok. Ben bakayım ama geçici olaraktan. Ne kadar geçici? Bir zararı dokunmaz. Uslu uslu oturur mutfakta. Al 5 numaranın hesabı. Tabii abi. Mutfağın temizliğini neyini de yaparım. Aha bak susturucusu da var. Çocukluk adam bize gitmez bacı. Ben he desem patron hayır der. Madem elimden her iş geliyor diyorsun. Vardır elbet başka bir yerde kısmetin. Hep böyle değiller de. Şu kısmet pek derinlerde herhalde. 5 gündür tutup çıkaramadık. Var mı bildiğin adam araya neden bir yer? Ben nereden bileyim hanım. İyi peki sağ ol. Muhteşem süs balıkları bunlar Nedim Bey. İnsan havuzunda besleniyor. Harikasınız vallahi. Deniz kızlarını sevdiğinizi söylemiştiniz. Yapmayın. Bu kadar şımartmayın beni canım. Her şeyi diyordum. Yarım kaldı sahip. Abim teşviğin çıkmasını beklemeden restorasyona başlamak istiyor. Ne dersiniz? Tabii tabii. Başlayın siz. O konuda kafanız rahat olsun. Bakan Bey Rusya'dan döner dönmez imzalatacağım zaten. Fazla gecikmez. Hayır yani ne bileyim bir aksilik olur da gecikir mecikir. Restorasyona başlamak için kısa vadeli kredi kullanacağız çünkü. Yani işin ucunda elimizdekini de kaybetme riski var. Bize meyve yok mu? Olmaz mı buyurun.
Pardon, izninizle. Buyur. Abi? Neredesin dedim. Ben mi? Şeydeyim. Evdeyim. Duş alıp şey yapacağım. Havuza gireceksin. Abi, saçmalama. Hangi havuza? Tam sağındaki havuza. Bence hemen atla. Su insanı kendine getirir. Ya hayret bir şey abi ya. Biz de seni arayacaktık ama... Kim haber verdi? Bir dahaki sefere sen haber ver Nedim. Hele hele, güzellik gelmiş. Yapma ya. Yoksa hala bozuk muyuz? Evet, bozuz. Madem biliyor, o zaman sorma. Niye bozuz peki? Hı? Hiç. Kapris. Kapris değil. Sen planladı. Ballı buraya geldi diye çağırdı beni. Mahsus. Ayıp vallahi ya. Ya nedir? İki tane eski dostu bir araya getirmek sevaptır diye düşündük. Sen ve sevap. Ama sen benim kalbimi tuzla buz ettin şimdi. Ballı hala bu kadar mühim bir mevzu mudur yani? Ballı duymak, ballı görmek istemiyor ben. Unutmak istiyorum. Bunu çok iyi biliyorsun sen. Bak, bırak şimdi bunları güzellik. Bak diyorum ki, şöyle bir çık. Gönlünce bir alışveriş yap. Misal bizim kuyumcuya uğra. Nedir? Şu güzel gerdan bir şenlensin. Sonra akşam yemekte görenler... Vay be desinler. Seyit'in kadını İstanbul gecesi gibi parlıyor. Akşam yemek var yine. Ama bak, öyle bir yine diyorsun ki kalbimi kırıyorsun. Ben iyi hissetmiyorum Sait. Bu akşam gelemem. Peki biz sana gelir misin diye sorduk mu? Hayır sormadık. Sormayız. Suriye'den direktman kapımıza gelip de beni al dediğin zaman da bir soru sormadık. Ne yaptık? İş verdik. Ev verdik. Tekrar bir hayat verdik. Nedir? Yeniden şu ballı gibi kurtlara yem olmayasın diye. Şimdi söylemeyeyim diyorum bütün bunları ama... söyletiyorsun. Devam et. Şuraya nasıl? Geç ablacığım, geç sıra. Şuraya nasıl gideceğim? Heh, bak bu dolmuşlar geçiyor. Şu dolmuş kızım. Tamam. Bir kişilik yerim var abla. Geç. Tamam kardeş, ben bebeği kucağıma alacağım zaten. Ahmet, Ahmet. Hadi bacım gidelim. Bebeği gördünüz mü abla? Sıradan bir abi bebeği gördünüz mü? Bebek vardı, bebeği gördünüz mü? Çocuk burada bacım. Eh be, bir an boş bırakmaya gelmiyor. Acıktın mı sen? Eyle desene. Ne kadar simit? 500 abla. Tamam ver bir tane. Al kemir bakalım. Al. Bir de su al aksana. Dur bir su vereyim dur.
Al bakalım. Al bakalım. Koyma, alo. Koyma. Ha balığa koyma. Nasılsın? Al bakalım. Ha iyilik iyi olak işte. Yavaş. Aa deme, bilmiydim İstanbul'da olduğunu. Bak anne burada. Buyur. Afiyet olsun. Görüşek tamam. Tamam ağlama. Bir şey değil. Anne burada. Bura nere oluyor kardeş? Aksaray abla. Aksaray. Neresinde mi? Bir dolmuş durağı var. Onun yanındaki simitçinin yanındayım. Ha tabii ele bulaman ki doğru. Dur bakayım. Sağda solda. Ver ben tarif edeyim bacım. Alo. Alo. Ha. Ömer böyle çekip gidince masal da bitti. Yani artık yeni masalda sadece Ezo'nun hikayesi olacak. Bebeğin olacak diye hiç sorma. Neyse kafanı şişirdim. Sen anlat bir hele. Bir derdin bir zorun var ki mi? Zorumuz çoktur Ezo Hanım. Söz gelişi bir tanesi Meryem. Ne olmuş Meryem'e? Etin benzin attı birden Ezo Hanım. Meryem'le ilgili kötü bir haber mi bekliydin? Yok canım, ne haber bekleyeceğim? Entep'ten çıktığımdan beri görmedim etmedim. Entep'ten kalsan da göremeyecektin zaten. Sizin İstanbul'a geldiğiniz gün silahların Emin'le sırra kadem basmış. Sen duymadın mı? Biz de senin yanındadır belki, ne bileyim. İstanbul'a düşüp gelmiştir belki diye düşündük. Haline neyle düşünürüm şimdi? Meryem hala oğlumun karısı. Benim de gelinimdir. Öyle olunca mesele beni bağlar. Şimdi sen görmedim, duymadım değilsin. Ya ben kendi derdime düşmüşüm vallahi. Sen öyle değilsen. Biliriz ki Ezo Hanım yalan konuşmayı sevmez. Neyse. Kendi şartlarımızla bakacağız artık. Demek ki İstanbul'da değil. Olsa illa seni arardı. Geriye atın. Nasıl? Başka bir Meryem Hanım yaratmayı başarabilmiş miyiz? Vallahi bilemeyim ki. Ya insan kendine alışık olduğundan. Sizce? Aslına bakarsanız sizin gibi müşteriler bizim meslekte dezavantajlı. Nasıl yani? Malzeme o kadar güzel ki yeteneklerimizi konuşturmaya fırsat tanımıyor. Güzelliğinizin müdahaleye ihtiyacı yok hanımefendi. Yok canım, daha neler. Ben gördüğümü söylüyorum. Aceleleri yoksa hanımefendi bir kahve daha içer miydi? İçerdi. Onur Bey, Meryem Hanım'a az şekerli bir kahve lütfen. Meryem, bir saniye. Meryem. Nasıl olayım? Kahve kalsın başka sefere. Peki. Meryem. Sensin. Ben az daha tanıyamayacaktım. Sen çok değişik görünüyorsun. Tanıyan tanıyama. Demek ki o kadar da değişmemişim. Bekle. Recep. Recep nasıl? Bana anlat lütfen. Sen benim derdime yardımcı olamadın ama ben seninkine olurum belki. Ömer'in gidişinden haberim var. Ömer Irak'a gideceğini sana dedi değil mi? He. Ben gönderdim. Senin bilmediğin yanı... Ya nasıl söylesem? Söyle söyle, bildiğin ne varsa de. Öğrenmek hakkım. Ömer İstanbul'a büyük oynamaya gelmiş. Şansını kumarda denemiş, olmamış. Beni aradı, atladık geldik. Kumar borcunu ödedik, yamyamların elinden aldık. Neyse. Vay vay. Sonra bana dedi... Hem sana borcumu ödeyim, hem istediğim hayatı kurayım. Ben de Irak'taki bu işi söyledim. Ama dedim, Ömer dedim, Ezo Hanım ne olacak dedim. Hani şey gibi, ya para ya Ezo gibisinden, anlayayım mısın?
Anlayayım anlayayım. Hem de çok iyi anlayayım. O da parayı seçti. Ya belki sana dönmeye yüzü tutmamıştır. Hemen şey etme, üzülme. Üzülmeyeyim. İnan bana hiç üzülmeyeyim. Ve de asıl bu üzülmemek halinden korkayım ben. Nasıl bir sustuysa yüreğim, artık ne üzüntü, ne kızgınlık, ne pişmanlık. Hiçbir ses soluk vermemecesine ıssıza kesti. Sade böyle tık tık atıyor o kadar. Peki, bana kızdın mı? Yani Ömer'i gönderdim diye. Deyim ya, yüreğim dilsiz artık. Tekrar ne zaman dile gelir ben de bilmiyorum. Ama susmasaydı bile sağ kızmak mı lazım, teşekkür etmek mi lazım bilemezdim herhalde. Nasıl yani? Yani büyük bir sevdaya noktayı bir türlü koyamıyor ya insan. Hatıralar yapışıyor böyle bileğine, koydurtmuyor. He, aynen öyle. İşte galiba senin sayende o noktaya kayda düştük. Yani artık Entebbe dönebilirsin. Niye dönecekmiş Entebbe? Yani koca İstanbul'da kimin kimsen olmadan bir başına bir kadın. Kötü yola mı düşerim yani? Yo estağfurullah, öyle değil de. Öyle değil ama nedense Ömer de bir çift bilet getirip uzattıydı suratıma Entebbe dönmem için. Ya paran yok, tanıdığın yok, bir şeyin yok. Ondan. Hepsi olur zamanla. Geri geri giderek ileri gidilmez. Ben daha da geriye bakmak istemeyeyim. Allah sözümü yedirtmesin, çaresiz bırakmasın ama. İyi madem. Demek burada yardım edecek sana. Sağ ol. Eğer yardım istersem kapına gelirim bana yardım et diye. Ben senden yardım istemeden hiçbir şey yapma. Karşılığını ödeyemeyeceğin yardımın adı himaye olayım. O da bana ağır gelir. Hadi ben sizi eve bırakayım. Yok. Biz gelmeyek. Ne zamandır vakit bulamadık. Ahmet bebeğle denizi seyredek biraz. Allah. Meryem'den bir haber çıkarsa beni ara. Televizyona çıktı değil mi burası Nur abla? He, birkaç kere. Meşhurlar geliyor, o zaman televizyonda geliyor. Ya çok güzelmiş burası ya. Neyse. Yani durum bu Seyit. Seyit abi. Şimdi nedir? Babadan kalma arazi abi ne hisselidir? Evet. Ve sen istersin ki ya abin senin hisseleri alsın paranı versin. Evet. Ya da arazi satılsın sen paranı al. Evet. Ve de ne diyorsun? Para büyük para diyorsun. Ya çok büyük. Varlık içinde yokluk yaşayayım yani. Çözeriz. Nedir? Mesele belli olmuştur. Bu işi bilenlere havale edeceğiz şimdi. Sayı çok avukattan iyi. Hem de iyi avukatlar. Ya çok sağ olasın ya. Ne diyeceğimi bilmiyorum valla. Böyle kuş gibi bir başıma kalınca. Ne demişler? Çaresiz kuşun yuvasını Allah yapar demişler. Öyle mi Nur Hanım? Zaten daha önce diyeydin ya Nur Hanım. Madem Meryem kardeşimiz Ballağa'nın geliniymiş. Ve de nedir? Madem Ballağa ile ilişkisi kopmuş biraz. Çözeriz. Zevkle çözeriz. Hadi bakalım size afiyet olsun. Vallahi peşinde beni ara.
Hadi bakalım Ahmet bebe. Senin de yemeğin hazır, benim de. Gel bakalım. Al başla. Allah'tan sen bebesin, ben de iştahsızım. Yoksa bu İstanbul elektrik süpürgesi gibi anam. Hort diye çekiyor insanın elinden parayı. Neyse, anan seni alacak elbet. Sen kurtuldun. Benim kucağına koşacağım bir anam bile yok. Al bunu iç, al bakalım. Hadi canım benim, neredesin ama? Buyur. Sofra hazır, seni bekliyoruz. Ya sağ ol Elçin ablam, senin kalabalığın sağa yeter. Ben bir şeyler hazırladıydım kendime. Aa, lafa bak lafa. Bizde aile ayrı gayrı yemez canım benim. Yasak, yasak. Ay yoksa sen kendini kiracı falan mı zannediyorsun ha? Eğer öyle zannediyorsan bil ki ben kiracıları hiç sevmem canım benim, hiç. Çık evimden, çık. Aa. Tövbe, yok. Kiracın miracın değilim ben. Hı? Hadi çabuk o zaman. Çok sağ ol. Allah razı olsun da dadım yok. Şimdi bu suratla iştahınızı kaçırmayın. Ne ayol? Alt tarafı iş bulamadın canım benim. Gel sen önce bir güzel karnımızı doyuralım. İş kola. Hadi hadi ben gidiyorum. Herkes seni masada bekliyor. Hadi. Gül, Şengül, Songül. Aman bey, pat pat kafamız şişti burada. Yardırmayın o topu ortasından ha. Of, tamam anne ya. Heh, sessiz olun bakayım. Hadi altın. Arzi, döktürmüşsün yine. Çok güzel olmuş. Arziye'nin ciğer yahnisinden yiyenin ömrü uzar canım benim, ömrü. Uzamaz. İyi değildir akşam akşam bu kadar yemek. Bahattin. Buyur avvacım. Onun için mi kaçıncı tabak oldu götürürsün? Karışma adama Havva. Ağır işçi o. Bahattin abi ne iş yapıyor ki? Çocuk bakıyor. Yatmak ayıp değil de... Bakmak mı ayıp? Senin gibi han babası değilim söyleme sahip. Yalan mı Arzi abla? Geç geç. Erkek adam çocuk bakmaz. Öyle olsa adına ana derlerdi. Erkek dışarıda çalışacak. Ya niye ben İzem abi? Kadın dışarıda çalışınca adına baba demiyorlar ama. Sen bir gün otur da çocuk bak bakayım kolaysa. Elçin abla. Hadi yeri gelmişken söyle de sevinsin garip be. Patladın yani Havva. Hani senin aklına geldi diye. Hadi be abla. Ama tamam. Ezo. Sana bir iş var canım benim. Ne işi? Benim oğlum kadar sevdiğim çocuklarım var. Yani manevi oğullarım. Onların otelinde. Aradım bugün, mutfağa adam lazımmış. Ben dedim bir ara oteli diye. İyi ki demişim kız. Mutfağın şefi Kutsal Usta ile görüşeceksin. Beğenirse alacak seni. Tuttuğun altın olsun ablam da. Şey dedin mi? Çocuk da var eteğinde diye. Almıyorlar ki bebekli kadını. Şaşırmış bu be. Daha da hazır burada. Hadi bunu beğenmedin diyelim. Bizde tezgah zengin güzelim. Bizim kızlar var. Tekgül. Al kız bebeği oyalaz. Ezo ablan iş konuşur burada. Aman Tekgül bu yerinde duramıyor. Emanet şimdi düşermişer. Kardeşlerimden itmanlıyım, sen korkma abla. Sıkı sıkı tut değil mi? Topaç kimi fır dönüyor bazen. Tamam tamam merak etme. Hadi kız hadi. Gel bakalım. İnşallah. İstanbul Antep'e benzemiyor. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor derken... meğer içinde sizin gibi canlar da varmış. Ben ne desem size, nasıl desem bilmiyorum artık. İyi ki demişim ben bir ara oteli ara diye. Havva. Kuru lafla teşekkür külahımı anlat sen. Kalk çabuk bakayım. Bak Nizam Bey ile Arzi'ye çay içerler yemekten sonra. Bahattin'le Havva'da bir orta kahve. Benim yalnız şekerim var. Benimki sade olsun canım benim. Hadi bakayım.
Bu can size kurban Elçin ablam. Ben bir oteli ara demeseydim. Hava. Hava. İyi be. İşte burası. Haydi bakalım. Sağ olasın Nizam abi. Hadi. Hanımefendi buradan. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olayım? Ben Kutsal Bey'le görüşeceğim. Kutsal Bey? Şeyde mutfakta çalışıyormuş. Ha, mutfak -1'de. Asansörle -1'e inebilirsiniz. Tamam, sağ olasın. Rica ederim, iyi günler. Teşekkür. Tekrar basmana gerek yok. O nereye çıkacağını bir kere de anlar. Ben çıkmayayım, ineyim. Evet, alt kata bassın, gördüm. Aferin, sen de asansör kadar anlayış sahibi olmuşsun. O günden bu yana epey gelişme var yani. Sen de o günden bu yana beni aklında tutmuşsun ama zahmet etme. Nasılsa bir daha karşılaşmayız. İnşallah. Kemtali. İstanbul büyük ama dünya küçük işte. Kusura bakma da dünyayı ben yaratmadım. Yaratmışın gibi dolan iyisin ama. Kadın, senin zorun ne? Asansöre sonra öğren. Senden daha anlayışlı. Kadın kadın deyip duran bir adamdan ben muhatap olmayacağım. İki kat inemedi bu da. İndi. İndi de anlayıp da inemeyen sensin. Kaçırdın. Şimdi nereye gidiyik? Sonra asansöre de öğren. Ben derhal dışarı çıkmak isteyeyim. Tamam, tamam, sakin ol. Tedirgin olma, sana saldıracak falan değilim. Öyle deyince o zaman resmimi neden çektin? Seni çekmedim. Göz fotoğrafı çektim. Gözüm kaşım benden ayrı dolaşmayayım. Dolaşayım mı, dolaşmayayım? Aha, tam şu yüzümün ortasında durayım. İnsan bir izin alır. Göz dediğim benim gözüm, benim. İyi, tamam be kadın. Ne kadar? Ne kadar?
Gözlerinin fiyatı çektim ya, ne kadar? Senin gibisine bedava. Bak sen. Niye? Bakıp da göremeyen birine hediyem olsun. Sevaptır. Eylül! O soğanlar yandı kızım. Yandı. O soğanlar yandı kızım, yandı ya. Hayır baba, henüz pembeleşiyor. Pembe mi? Böpürjiyon yapıyoruz burada. Bulgur pilavı değil. Sen bu ketkaneyi hazırla. Derhal. Soğanları ne yaptın böyle? Bak hepsini yakmışsın. Ben Ustal Bey'e baktıydım. Telefona bak. Usta, bu fırın ısınmıyor. Nasıl ısınmıyor? Anlamadım. Alo. Ki. He? Isınmamış. Bir işi beceremedim. Anlamayın. Zeki, fırının kapağını kapatmamışsın ki. Ondan ısınmadı. He, tamam. Tamam. Sarımsak es, derhal. He? Derhal. Kör ama bir şey istiyorlarmış. 3 kişilik. Kör ala krema baba, 3 kişilik. Zıkkım yesinler. Elemanım yok. Yapamam. Kutsal Bey siz... Çabuk çabuk, derhal hadi. Bak işte soğanlara bak. Açık pembe olacak, ne güzel. Unutma. Derhal sarımsaklar Zeki. Sarımsaklar. Telefon Zeki. Telefona bak. Sarımsaklar. Eylül, bak. Reyhan fazla. 4 yaprak sar. Yapraklar küçük ama baba. 4 kızım. Kekin tadıyla karışmayacak. Damağı acılaştırmayacak. Sarımsaklar nerede? Şey usta, ben iş için gel. Güzel olmuş. Etler derhal. 3 santimlik küpler halinde. 3,5 santim olmasın sakın, dikkat. Ne? Cetvellenme ölçeyi. Gözü cetvelden iyidir. Ben büyürken boyumu bakarak ölçerdi. Hiç yanılmadım. Hı? Zarif kes, zarif. Kurban kavurma yapmıyoruz. Şey usta, beni iş için... Adın ne senin? Ezo. Ezo? Bıçağı yan tutacaksın. Eti çürütürsün. Hayırlı olsun abla. Kutsal usta 2 kupçak. Zıkkım yesinler. Ezo, kişniş ver bana. Eylül tavayı yağla derhal. Hayırdır doktor, nedir bu telaş? Sana ne dedim ben vallahi? Recep senden başka kimseyi görmeyecek demedim mi? He, öyle dedin. Biz de öyle yaptık zaten. İki kadını birbirine karıştırıyor hala. Hiçbir şekilde ikisiyle de temas etmemesi gerek. Hele bir dur, hele bir dur, dur dur dur. Efendim? Ya anası Antep'te doktor, benden habersiz helaya bile gitmez. Nur'a gelince, ya ne olacak iş değil. Kendisi burada. Odamda ve Recep'i görmek için çok ısrar ediyor. Ne yüzle gelmiş o oraya? Ne yüzle o kadın oğlumu görmek istiyor? Değil, yüzünü göstermek, adını bile söylemeyeceksin doktor. Vallahi benim uğraşacak çok daha önemli işlerim var. Kusura bakma. Tek hastam Recep değil. Tamam doktor, tamam. Hemen geleyim. Sen kusura bakma. Ben kurabiliyor muyum Recep'i? Türkçeyi bayağı az anlıyorsunuz yani. Kaç kere olmaz dediğimi ben unuttum. Tekrar ediyorum. Boşuna bekliyorsunuz. Siz boşuna bekliyorum. Gitmem görmeden. Uzaktan bakayım. Konuşmam Recep'le. Haftalarca bekleseniz de göremezsiniz.
Bu ne usta? Bu mantar. Bu hanım da Ezo. Nasıl mantar? Kültür mantarı. Yok yani siz buna mantar değilseniz. Bizim Entep'te domalan derler. Allah seni inandırsın, bir mantar vardır. Nah böyle yumruk gibi. Demek kültür farkı böyle bir şey. Eylül. Derhal personel müdürünü ara. Bir ara gelip Ezo'nun girişini yapsın. Bir ara yapacaklarsa derhal aramama gerek yok baba. İşim bitince ararım. Eylül aç. 517. Zeki aç. 517. Abla. Aç 517. Ne diyeceğim? Sadece dinle. Fırça atıp kapatacak. Alo bura mutfak. Ya tamam. Ya tamam. Ne? Ne? Tepsiyi alın, köpeklere yedirin deyip çığırıp duruyor bu. Şeytan değil, tepsiyi al, kafasına geçir. Sen tepsiyi al, şeytana uyma. Derhal, hadi, çabuk çabuk, çabuk. Abla, 5. kat 517. Gel. İyi günler. Kapı açıktı. Yani girdim ben, içerideyim. Tepsi şeydeydi herhalde. Daha içeride. Gördüm, buradaymış. Tamam tuttum. Hemen alıp çıkayım. Ne dedin? He? Ya, dünya gerçekten çok küçük. Bazıları daha da dar ediyor. Sen mutfakta çalışıyorsun demek. Bugün başladım, ekem talih. Bana taş mı attın şimdi sen? Estağfurullah. Otelin müşterisine göre iç seçecek halim yok ya. Mutfakta 517, 517 diye korktukları kimmiş bileydim. Öyle mi diyorlar bana? 517. Hep telefonda konuştuğun gibi konuşuyorsan dua et sade 517 diyorlar. O ellerle sakın kapıma dokunma. İyi. Sen benim gibisine kapıyı açmayacağına göre burada dikilip biri gelene kadar beklerim. Koy tepsiyi şuraya. Ellerini yıka. Bu da mı? Hı hı.
aptallığı ararsın sen şimdi. Yok, köylüyüm ama aptal değilim çok şükür. Söyle neyin altına tutayım? Hangisi anlıyor niyetimi? Aferin, çabuk öğreniyorsun. Çok sağ ol. Aferimi de aldığıma göre ben artık gideyim. Odam battı, kusura bakma. Kazaydı, üzülme. Yok, ben köpeklere üzüleyim. Önlerini atacaktık, sevinecekti garipler. Belki onlar Kutsal Usta'nın emeğine dua ederlerdi. Senin dilin çok uzun kadın. Çok. Affedersin. Yeniyim ya, daha tam ayarını tutturamayayım. Ustaya üzüldüğümden. Şikayet etmek istiysen daha girişimi yapmadılar. Boşuna uğraşmasınlar. Aşağıya söyle odayı temizlesinler. Baş üstüne. Bakar mısın? Adın ne senin? Kadın desem ben anlarım. Bekle orada! Orada dur! Geçmişte kafanı koparmaya kıyamadık. Avucumuzu açtık. Uçmana izin verdik, kurtuldun. Bu sefer çat der bitiririm Nur Hanım. Recep'in yakınına bile sokulmayacağım. Sakın ha! Anladıysan anladım da Recep gibi beni de delirtme. Recep'i ben delirtmedim. Sana Recep'in burada olduğunu kim söyledi? Bırak. Kim? Bu sefer acımam diyeyim, bak. Öldür. Korkmuyorum. Antep'te sokmadın beni mezara. İyilik sanki. Suriye'de. Ben Suriye'de girdim yaşarken mezara. Sen de mezarlardan mezar beğendin. Döndün Seyit İblisi'nin yatağına girdin. Öyle mi? Köpek gibi sevdik seni. Tuttun önce öz oğlumu ayarttın. Sonra hasmıma metres oldun. Sayende kaybım büyük. Hem sevdiğimi kaybettim hem oğlumu. Asıl yaşarken ölmek bizimkisi gibi olur Nur Hanım. Asıl kimsen olmadan yaşamaya dayanmak beter ölümden. Benim de yok kimsem. Ölüyüm ben de senin gibi. Ben diyeceğimi dedim. Kapısına adam koyacağım. Oğlumun yanına sokulmayasın. Benim de. Güzelliğine yazık olur. De haydi. Yukarı. Baş. Hoş geldin canım benim. Hayırlı uğurlu olsun. İşe alındığım anımda yazayım besbelli. Yok be yavrum. Saate bakmak yeterli. Bütün gün seni orada güzel gözlerin için tutmadılar ya canım benim. Hadi geçin 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 içeri. Kutlayalım. Yok yok, biz hiç rahatsızlık vermeyek bu saatte. Bak Ezo. Bak canım benim. Sen kendini baya baya kiracı sanmaya başladın galiba. Tamam tamam, kızma gene. Geçin geçin. Geçin kutlayalım. Heh.
Kutlama için çayın yanına o zaman. Kruvasan mı değiller ne karın ağrısıysa? Kruvasan. Aman bildiğin Fransız çöreği işte. Ne zahmet ettin canım benim. Usal usta artanları pay etti bize. Otelde her şey günlük pişirildi ya. Her şekerim var diye tatlıları Havva ablalara bıraktım. Bak. Ay dizimi seyrediydim böldük ay Allah. Yok be canım benim. Farkında bile değilim. Evin içinde bir ses işte. Sen otur çayları getireyim ben. Tavlayı kimden oynayayım? Kendimle. Senelerdir oynarım böyle. E kim kazanıyor bari? Bazen ben. Bazen de ben. Sen rahatına bak ben çayları getireyim. Aa çıkar onu çıkar. Bunu da kapatalım. Bak ben sana ne getirdim. Heh. Elit ablan yolladı bu sana. Bak kukla yapacağız böyle. Ahmet bebe Ahmet bebe. Huu. Sen özledin mi bakalım Ezo. Sen benim kabiliyetsizliğime bakayım belli. E ne yapalım? Daha önce çocuk oynatmışlığımız mı var? Al sen konuştur kolaysa. Belki dilin de çözülür iki sohbet ederik. Heh. Efendim. Evet. Çayım da geldi. O ne? Tutacak. Bizim mutfaktan Ahmet'e diye verdiler. Üstü başı var da oyuncağı yok garibin. Aa, söylesene canım benim. Oyuncaktan bol ne var? Sana daha demeye gelmiyor Alçin abla. Anında yaratıyorsun ha. Dur bekle. Pırıl pırıl sakladım yıllardır. Benim kızın oyuncakları. Bu mu kızın? Hı-hı, Arzu. Kazık kadar şimdi. 27'sine bastı. İsviçre'de ihtisas yapıyor. Jinekolog olacak inşallah. Yani kadın doğum hastalıkları uzmanı olacak. Maşallah maşallah ne mutlusa. Tek mi? Tek. Benim rahmetli kızına çok düşkündü. Kıskanır diye başka çocuk istemedi. Ben şunları şöyle koyayım. O zaman bunlar da torunların. Yok. Arzu bekar. Bunlar senin patronların. Bu Kadim, bu da Nedim. Rahmetli eşimden bir emekli maaşı kalınca benim kızı okutmak için bakıcılık yaptım. Ay, ikisini de ben büyüttüm. Oğullarım olsa bu kadar severdim zaten. Hele bu serseri yok mu bu serseri? Ay, ama Nedim duymasın ama. Ay, bu başkadır, başka. Ben çıkıyorum. Gelmeyeceğine emin misin? Nereye? Sen beni dinlemiyorsun ya. Halit yeni evinde teras partisi veriyor. Sen git. Ben maçı seyredeceğim. E tamam. Maçı ben de izleyelim beraber. Sonra da partiye takılırız. İşim var. Abi. Sen fena sardın ha. Tek kardeşimizi fotoğraf sanatına kaptırdık vallahi. Ölmeden değerini bilseler bari. Parmak izi yapacaksın. Peki la. Bu saatte. Hı-hı. Sert adamlar böyle yaparlar diyorsan benim karakterim uymaz abi. Bayılıyorum bu oyuna. Her yerde kendine özel bir düzen kuruyorsun. Otelde bile. Helal olsun vallahi. Sen artık hayatta çıkmazsın değil mi otelden? Daha ne istiyorsun oğlum? Kocayı bıraktık işte sana. Git keyfini sür. İyi o zaman. Kovulmamın şerefine ha.
Hayret ya. Senin gibi bir adam bu kadar yakın kadraşçalıysın. Niye? Yani insanlarla aranda mesafe sevdiğini inkar edemezsin. Sahici insan bir anda belirir. O bir anda gözlerdedir. Hayat içinde yakalayıp sabitleyemezsin. Elle tuttuğuna da güvenemezsin. Değişir. Saklanır. Korkar. Sadece fotoğrafta o sahici olan anı yakalayıp sabitlemek mümkündür. Hele söz konusu olan kadınlarsa. Senin benden daha iyi bilmen lazım. Yine de ben fotoğrafların sahipleriyle ilgilenmeyi tercih ederim abi. Kadınlar ilgiyi seviyor be abi. Yoksa onları sabitleyemiyorsun. Bak bu doğru. Neyse. Hadi ben kaçtım. Pazar günü Elçinhane'deyiz, unutma. Ben davetli değilim abi. Yapma Nedim. Kadın yemeğe bekliyor bizi. Elçinhane'yi bana anlatma abi. Biliyorsun çoğul konuşur, tekil bekler o. Hadi sana kolay gelsin. Aklımı aldın ha Ahmet bebe. Anam ben de seni uyutayım derken sen beni uyutmuşsun ha. Buldun yorgun Ezo'yu tabii. Ya bu Meryem Çaşkın niye aramıyor? Oo, saat çok geç olmuş. Tamam haydi muzurluk yeter. Bebe milleti bu saatte çoktan uyumuş olacak. Heh. Yoksa senin gibi kocaman olur... Hala dili çözülmez. Gel bakalım. Ha? Oh. Hadi bakalım. Baba durur musun lütfen? Dikiş atılacak ona. Usta. Başka çare yok. Eylül, işine bak. Hay Allah ya. Oh. Oh. Ben fırını 250 dereceye ayarladım. Tamam? Ufak bir şey. Hiç önemli değil. Yani küçük bir çizik. Ya. Usta şakır şakır kanıyor ya. Şakır şakır kanıyor ya. Ya ne şakır şakır? Bir damla kan işte ya. İyi. Ya damlaya göl oluyor işte her yer. Hadi baba ya hastane bir adımlık yer ha? Hadi. Olmaz olmaz. Ya tam öğlen saati. Kalabalıktır şimdi. Aa gitti krema. Krema gitti. Aa kapatalım baba. Altını. Altını kapatalım. Ya mama yapmıyoruz burada krema yapıyoruz hadi değil baba. Mi? Hadi baba. Ya biz hallederiz ustam siz gidin ya. Hadi siz gidin. Hadi baba. Hadi bakalım. Hadi çabuk hadi. Aa bu bizimki arar. Öğlen yemeği ister şimdi. Ne olacak? İsterse istesin baba. Ölecek değilsin ya. Hı? Sakın onu sen hazırlamaya kalkma Zeki. Ararsa kutsal usta öldü. Cenaze nedeniyle mutfağımız kapalı dersin. Hı. Ya sonra da bir şeyler uydururuz. Morgda ayıldı falan diye. Hadi. Hadi hadi. Kim arar ne ister kimi de bu? Patronu diyor patronu. Kadim Bey'in öğle yeme saati geldi ya. E tamam canım hazırlarız yiyecek bir şeyler. Ya. Evet. Tamam da yapamayız. Mutfak cenaze nedeniyle kapalı. Kapalı. Aha kapalı. Buyurun ben Ezo. Kaç kişilik? Tamamdır gelin. Sen dediklerimi yap gerisini bana bırak. Tamam. Şimdi depodan biraz süzme yoğurt, biraz nohut,
Biraz da nar pekmezi. Hah, bir de ceviz. Yoğurt, nohut, nar pekmezi, bir de... Ceviz. Tamam tamam, salata var, yolluyorum. Ne parfesi, ne parfesi kardeşim, ne parfesi? Şişt, patronun yemeği. Bekleyecek o zaman, bekleyecek. Hazırda cheesecake var. Sor bakalım, yerlerse ondan vereyim. Kaç numara? 517 abla, 517. Geç kaldık. Fırla abla, öldürecek bizi. Tamam, 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 tamam kardeşim. Tamam, hadi, yol, tamam, hadi, tamam, hadi. Bura şey ya. Yok değildir, nereden olacak? Vallahi bura. Yok be, otelin her yeri birbirine benziyor, ondan herhalde. Evet. Meşhur 517 işte. Şaşkın Zeki, kafası karışık ya. Kadim Bey'in odası diye Mendebur'un odasını söyledi. Patron bu Mendebur'a yemeğe falan gelmiş olmasın? Belki tanışı falan. Gel. Ben Kadim Bey'in yemeğini getirdiydim. İyi. Koy masaya. Kendisi yok mu? Kim? Patron. Aman şey işte Kadim Bey. Burada. Bakalım neler varmış. Şişt. Kadim Bey'indi. Tamam. Doğru adrestesin. Burak da iyiyim. Tamam da yalnız şey vardı. He, ne vardı? Kadim. Ha. Sen benim patron Kadim Bey olduğuma inanmadın. Değil mi? Sence ben seninle dalga geçiyorum. Hı? Seni patrona karşı mahcup etmek için. Bak 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 bak. O gözlerden hepsi okunuyor, hepsi. Görüyorum. Gel. Pardon, yemek saatinde mi rahatsız ettim efendim? Yok Ekber, gel. Bir imza almak istiyorum. Ha, alım için değil mi? Evet. Teşekkürler Kadim Bey. Afiyet olsun. Sağ ol Ekber. Bunlar ne? He? Entep yemekleri. İnşallah seversiniz. Ne oldu? Sizli bizli mi olduk şimdi? Ne güzel çata çat laf yarıştırıyordun benimle. Çok da başarılıydın. Cahilliğimden kusura bakmayın. Sizi herhangi biri sandıydım. Ben yine herhangi biriyim. Yok, patronmuşuz. Patronla konuşulmaz diye bir kural yok. Ama patronla nasıl konuşulur diye bir kural var. Bırak şimdi. Kim bilir içinden bana neler söylüyorsundur, değil mi? Ha? Hep içimde kalacak artık. Söylediklerimin pişmanlığı bana yeter. Yok yok. Yok. Bana saydığın lafları hak etmediğim için pişman oldun sen şimdi, değil mi? Yoksa patronum diye değil herhalde. Hadi bana doğru söyle. Sadece ol, hadi. Boşuna zorlamayasın Kadim Bey. Ne yapsanız patronla işçi arasında koca bir dağ var. Dağın tepesindekiyle dibindeki hava aynı değil. Hadi havanın nasıl olduğundan konuşak değilseniz bağ. De ki konuştuk. Bunun neresi sahici olacak?
Yemekleri sen mi yaptın? Yine beğenmediyseniz götüreyim tepsiyi. Hayır. Hadi çık şimdi, işim var. Baş üstüne. Bakar mısın? İsmin neydi? Ezo. Ezo. Dağlar derdin nece dağlar.